Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Bu sınavımız klasik olacak arkadaşlar. Test soruları da çıkarsa bu bilgileri biliyorsanız zaten kolaylıkla yaparsınız. Klasik biraz daha zor olabilir. Bu yüzden klasik sınavı da çektik. Test sınavını da daha önce çekmiştik. Videonun sonuna ekleyeceğim. Yine açıklama kısmında olacak. Arkadaşlar tiyatro ile ilgili boşluk doldurmalarımız var. Karagöz Orta Oyunun bölümlerini istiyoruz. Doğru yanlışlarımız var. Tiyatro ile ilgili, anı ile ilgili, haber yazısı, gezi yazıları ile ilgili. Sanatçı eser eşleştirmelerimiz var. Anılarla ilgili. 5N1 kuralına göre çözümlememiz gereken bir haber metni var. Cümle türleri var arkadaşlar. Bir de noktalama işaretimiz var. Arkadaşlar yazılıyı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Umarım faydalı olur. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. 1. Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. 20 puan. Arkadaşlar 10 maddemiz var. Hemen bakalım. Her madde 2 puan. A. Orta oyunun diğer adı nokta noktadır. Arkadaşlar orta oyunun diğer adı meydan oyunu ya da kol oyunudur. B. Orta oyunun oynandığı yuvarlak alana nokta nokta adı verilir. Arkadaşlar orta oyunun oynandığı yuvarlak alana palanga adı verilir. C. Karagöz oyunun oynatıcısına nokta nokta denir. Arkadaşlar karagöz oyunun oynatıcısına hayali de denir. Hayalbazla denir, kara gözlü de denir. Yani üçünü de yazabiliriz. D. Kara göz oyunundaki hacivatın orta oyundaki benzeri nokta noktadır. Arkadaşlar, kara göz oyundaki hacivatın karşılığı pişekardır. Kara gözün karşılığı ise kavukludur. Bunları bilmemiz lazım. Gelebilecek bir sorudur. Kara göz kavuklu, hacivat pişekardır arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. E. Kara göz oyunun diğer adı nokta noktadır. Arkadaşlar Karagöz oyununun diğer adı Gölge oyunudur. Ancak Hayali Zil, Şeyh Küşleri Meydanı isimleri de Karagöz için kullanılır. Arkadaşlar diğer adlarını da veriyorum. Daha fazla bilgiye sahip olun diye. F. Medda nokta nokta hikaye anlatma oyunudur. Arkadaşlar Medda tek kişilik hikaye anlatma oyunudur. G. Meddahın aksesuarları nokta nokta ile nokta noktadır. Arkadaşlar meddahın aksesuarları makreme dediğimiz mendil ve pastav dediğimiz değnek ya da sopadır. Sadece mendil ile değnek de diyebilirsiniz. Makreme ya da pastav diyebilirsiniz. Yani öğretmeniniz size nasıl öğretmişse ona göre cevabınızı verirsiniz. H Geleneksel Türk tiyatrosunun yazılı metni yoktur. Bu oyunlar nokta nokta oynanır. Arkadaşlar yazılı metinleri yoktur. Güldürü unsurları bunlar da vardır. Bu oyunlar doğaçlama oynanan oyunlardır. Yani hazırlıksız oynanan oyunlardır. İ. Düğünlerde, bayramlarda ve bazı özel günlerde köydeki oyunculuk yeteneği taşıyan kişilerin bir meydanda oynadıkları doğaçlama oyunlara nokta nokta denir. Arkadaşlar bunlara köy seyirlik oyunları denir. J. Karagöz ve orta oyununda kadın rolünü oynayan erkek nokta nokta olarak adlandırılır. Arkadaşlar kadın rolünü oynayan erkekler zenne olarak adlandırılır. Evet arkadaşlar bu sorumuzu bitirdik. Diğer sorumuza geçiyoruz. 2. Karagöz ve orta oyununun bölümleri nelerdir? 8 puan. Her bir maddemiz 2 puan. Arkadaşlar Karagöz ve orta oyunu 4 bölümden oluşur. 1. Mukaddime dediğimiz giriş bölümüdür. 2. Muavere dediğimiz söyleşme bölümüdür. 3. Fasıl dediğimiz asıl olayın işlendiği bölümdür. 4. Bitiş bölümüdür. Evet arkadaşlar 4 bölüm var. 1. Mukaddime, 2. Muavere, 3. Fasıl, 4. De bitiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. 3. Aşağıda verilen bilgiler doğruysa karşısına D, yanlışsa karşısına Y yazınız. Arkadaşlar tiyatro ile ilgili anı ile ilgili haber yazısı, gezi yazıları ile ilgili doğru yanlışlarımız var. 20 puan arkadaşlar. Her bir maddemiz 1 puan. 1. Modern tiyatro ilk defa tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir. Doğrudur arkadaşlar. İbrahim Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri modern tiyatromuzun ilk örneğidir. 2. Servet Fünun dönemi tiyatrolarında sade ve anlaşılır bir dil kullanılır. Yanlıştır arkadaşlar. Servet Fünun döneminde ağır bir dil kullanılmıştır. 3. Milli Edebiyat döneminde tiyatro gelişmemiştir. Yanlıştır arkadaşlar. Milli Edebiyat döneminde Darülbedayi açılmıştır ve tiyatro gelişmiştir. 4. 27 Ekim 1914'te ilk resmi Türk tiyatrosu Darülbedayi kurulmuştur. Doğrudur arkadaşlar. İlk resmi Türk tiyatromuz Darülbedayi'dir ve 1914'te kurulmuştur. 5. Tanzimat 1. dönem sanatçıları toplum için sanat anlayışıyla tiyatroyla halka etmeye çalışmışlardır. Doğrudur özellikle Namık Kemal tiyatroyu bir eğitim aracı olarak görmüştür ve toplum için sanat anlayışıyla tiyatrolarını yazmışlardır. 6. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silisra adlı tiyatrosu sahnelenen ilk tiyatrodur. Doğrudur arkadaşlar. Vatan Yahut Silisra sahnelenen ilk tiyatromuzdur. 7. Macera Aşk, Sabru Sebat, İçli Kız, Recaizade Mahmut Ekrem'in tiyatro türündeki eserleridir. Yanlıştır arkadaşlar. Bu eserler Abdülhak Hamid Tarhan'a ait tiyatro eserleridir. 8. Milli Edebiyat Dönemi tiyatrolarında sanat toplum içindir anlayışı benimselmiştir. Doğrudur arkadaşlar, sanat toplum içindir anlayışı vardır Milli Edebiyat tiyatrolarında. 9. Anılarda birinci kişili anlatım hakimdir. Doğrudur arkadaşlar, anılar kişinin başından geçen olayları kapsadığı için birinci kişili anlatım hakimdir. Yani ben kişisi vardır, yani kahraman anlatıcı vardır. 10. Anı yazarı anlattıklarını ve gördüklerini ispatlamak zorundadır. Yanlıştır arkadaşlar. Anılarda ispatlama zorunluluğu yoktur. Ancak belgeler kullanabilir mi? Evet kullanabilir ama bunları ispatlamak zorunda değildir. 11. Anılar yaşanmakta olanı anlatır. Yanlıştır arkadaşlar. Anılar yaşanmış olanı anlatır. Yaşanmakta olanı anlatan günlüktür. Yaşanmış olanı anlatan ise anılardır. Yani yanlıştır. 12 batılı anlamda anı edebiyatımıza tanzimat döneminde girmiştir. Yanlıştır arkadaşlar. Batılı anlamda ana edebiyatımıza servet fünun döneminde girmiştir. 13. Anılarda açık, akıcı, sade ve işten bir anlatım vardır. Doğrudur arkadaşlar. 14. Haber yazılarında önce ayrıntılar, sonra özet verilir. Yanlıştır arkadaşlar. Önce özet verilir, daha sonra ayrıntılar verilir. 15. Haber yazıları Toplumun genelini bilgilendirme ve haberdar etme amacıyla yazılır. Doğrudur arkadaşlar. Haber yazıları toplumun genelini bilgilendirme ve haberdar etme amacıyla yazılır. Devam ediyoruz arkadaşlar. 16. Gezi yazıları gazete çevresine gelişen öğretici metinlerdir. Arkadaşlar öğretici metinler olduğu doğrudur ancak gazete çevresinde değil, kişisel hayatı konu alan metinler grubuna girmektedir. Yani yanlıştır. 17. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi edebiyatımızdaki ilk gezi yazısıdır. Arkadaşlar kesinlikle yanlıştır. Edebiyatımızdaki ilk gezi yazısı Seydi Ali Reis'e ait olan Miratül Memalik adlı eserdir. Yani buradaki eserdir arkadaşlar. Seydi Ali Reis'e aittir. Yanlış diyoruz. Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik seyahatnamesi evet edebiyatımız açısından çok önemlidir ancak ilk gezi yazımız değildir. 18. Deniz aşırı, Taymiz kıyıları, Bizim Akdeniz adlı gezi yazıları, Fali Rıfkı Atay'a aittir. Doğrudur arkadaşlar. Gezi yazıları ile bilinir ki, Cumhuriyet dönemimizin evliya çelebisi olarak bilinir. Fali Rıfkı Atay. 19. Hac yolunda Avrupa mektupları, afak Irak, Ahmet Mithat Efendi'nin gezi yazılarıdır. Yanlıştır arkadaşlar. Evet bunlar gezi yazıları. Ancak Cenab-ı Şahabettin'e aittir. Yanlıştır. 20. Gezi yazılarında sanat yapma kaygısı olduğu için sanatlı süslü bir dil tercih ettir. Yanlıştır arkadaşlar. Sanat yapma kaygısı yoktur burada. Amaç gezilip görülen yerlerin insanların beğenisine sunulmasıdır. Evet süslü sanatlı bir dil tercih edilebilir ancak daha çok açık anlaşılır bir dil tercih ettir. Çünkü sanat yapma kaygısı yoktur. Yani yanlıştır. Evet arkadaşlar doğru yanlış sorularımız bitti. Diğer sorumuza geçelim. 4 Aşağıdaki eserleri sanatçılarıyla eşleştiriniz. 10 eserimiz var arkadaşlar. 10 puan. A. Tapsıra. B. Defteri Amal. C. Ömer'in Çocukluğu. D. 40 Yıl. E. Mavi Sürgün. F. Miratül Memalik. G. Mor Salkımlı H. Anamın Kitabı. İ. Babürname. J. Çankaya. Sanatçılarımıza bakalım. Yakup Kadir Karaosmanoğlu, Seyda Ali Reis, Halil Ziya Uşaklıgil, Cevat Şakir Kabağaçlı, Ziya Paşa, Ali Rifkatay, Babürşah, Muallim Naci, Halide edip adı var Akif Paşa. Arkadaşlar ta A Tapsıra Tapsıra Akif Paşa'ya aittir arkadaşlar. Buraya A diyoruz. B Defteri Amal, Defteri Amal Ziya Paşa'ya aittir. Ziya Paşa'nın karşısına B diyoruz. C Ömer'in çocukluğu Ömer'in çocukluğu Muallim Naci'ye aittir ki gerçek adı Ömer'dir. Ömer Nacidir. D 40 yıl 40 yıl Halid Ziya gile ait bir anıdır. E. Mavi Sürgün. Mavi Sürgün, Halikarnas Balıkçısı olarak bildiğimiz Cevaş Şakir Kabağaçlı'ya aittir. F. Miratül Memalik. ilk Gezi yazımızdır arkadaşlar. Seydi Ali Reis'e aittir. G. Mor Salkımlı Ev. Mor Salkımlı Ev, Halide Edip adıvarın anısıdır. H. Anamın Kitabı. Yakup Kadri'ye aittir. I. Babürname. Babürname Babürşah'a aittir. J Çankaya Çankaya Fali Rıfkı Atay'ın anı türündeki eseridir. Evet arkadaşlar bu sorumuzu da bitirdik. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki haber metni 5N1K kuralına göre çözümleyiniz. 12 puan 6 tane sorumuz var. 5N 1 de K. K Anadolu Lisesi'nde 8 -3 2022 tarihinde yapılan 4006 TÜBİTAK bilim fuarı çok beğenildi. Ömer Yavuz'un proje yürütücülüğünü yaptığı çalışmada 25 proje yer aldı. Projenin ilgi çekici olması, farklı olması, fuara gelen kişiler tarafından çok beğenilmesini sağladı. Projeler için aylardır gece gündüz çalışmalar yaptıklarını, bunun meyvelerini de aldığını ifade eden Ömer Yavuz, emek sarf eden öğretmenlere ve desteklerini esirgemeyen okul idaresine teşekkür ettiğini belirtti. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ne? Yani sorun ne? sorunumuz şudur arkadaşlar 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın çok beğenilmesi bizim sorunumuzdur. Yani ne sorusuna cevaptır. Ne sorusunda arkadaşlar olayı buluyoruz. Nerede? Olay nerede gerçekleşmiş? K Anadolu Lisesi'nde yapılmış. O zaman K Anadolu Lisesi diyoruz. Ne zaman gerçekleşmiş? 8 3 2022 tarihinde. Yani tarihi yazacaksınız arkadaşlar. Olayın geçtiği zamanı yazmamız lazım. Neden niçin sorumuz? Arkadaşlar nedeni şudur. Projelerin ilgi çekici olması, farklı olması fuara gelen kişiler tarafından çok beğenilmesini sağladı. Yani fuarın beğenilmesini sağlayan şey aslında projelerin ilgi çekici olması ve farklı olması beğenilmesini sağlamıştır. Nasıl? Peki bu olay nasıl gerçekleşmiş? Arkadaşlar bu olay aylardır gece gündüz çalışılarak gerçekleşmiştir. Yani çok beğenilmesini sağlayan şey aslında aylardır gece gündüz çalışılmasıdır. Nasıl sorusunun cevabı olacak. Kim? Kim geçiyor arkadaşlar? Ömer Yavuz geçiyor. O zaman kim sorumuzun cevabı Ömer Yavuz'dur. Evet arkadaşlar, bitirdik sorumuzu. Umarım anlamışsınızdır. Ne olayın ne olduğu ile ilgilidir. Nerede? Nerede geçtiği ile ilgilidir. Ne zaman? Olayın ne zaman yaşandığı ile ilgilidir. Neden? Niçin? Mesela olayın gerçekleşmesinin nedeni nedir? Nasıl Çalışma nasıl yapılmıştır? Bu olay nasıl gerçekleşmiştir? Kimde kim yer alıyorsa, kimin başından geçiyorsa olay onun yazılması gerekiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. 6. Aşağıdaki cümleleri tabloda verilen özelliklere göre değerlendiriniz. 20 puan arkadaşlar. 20 tane boşluğumuz var. Arkadaşlar anlamına göre bakacağız. Yüklemin türüne göre bakacağız. Yüklemin yerine göre, yapısına göre anlamına göre olumlu mu olumsuz mu, yüklemin türüne göre isim mi, fiil mi, yüklemin yerine göre kurallı mı, devrik mi, yapısına göre de basit, birleşik, sıralı ve bağlı olarak bakacağız. A diyoruz. Okulumuzda yapılan mezuniyet ilgi çekti. Arkadaşlar ilgi çekti olay gerçekleşmiş. Anlamına göre olumludur. Yüklemin türüne göre ilgi çekmek, çekmek bir fiildir. Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Yüklemin yerine göre yüklemimiz sondadır. İlgi çekmek yüklemimizdir. Yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümledir. Yapısına göre baktığımız zaman arkadaşlar tek bir yüklemimiz var. İçinde fiilimsi var. Burada an sıfat fiileki vardır arkadaşlar. Bu yüzden girişik birleşik bir cümledir. Yani birleşik cümle. B. Güldürü gelir sadece az taklitleriyle oluşmaz. Arkadaşlar anlamına göre oluşmaz olumsuzdur. Yüklemimiz orasıdır arkadaşlar oluşmaz bir fiildir, fiil cümlesidir. Yüklem sondadır, oluşmaz bu yüzden kurallıdır. Yapısına göre baktığımız zaman arkadaşlar tek bir yüklem var, içinde fiilimsiler yok, başka bir cümle yok. Yani tek bir yargı var, yan cümlesi yok. Bu yüzden basit bir cümledir. Evet, olumsuz fiil kurallı ve basit bir cümle. C. Kitap okumayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir bizim yüklemimizdir. Arkadaşlar bu kısma odaklanmamız lazım. Yani yargının yüklendiği kısma bakmamız lazım. Öğrenmektir olumlu bir yargıdır. Öğrenmek arkadaşlar bir fiilimsidir. Fiilimsler isim cümlesi kabul edilir. Bu yüzden yüklemin türüne göre isim cümlesi diyeceğiz. Yüklem sondadır arkadaşlar. Bu yüzden kurallı bir cümledir. Tek bir yüklemimiz var arkadaşlar. İçinde fiilimsiler geçiyor okuma, öğrenmek, düşünme. Burada da fiilimsi var. Arkadaşlar bu yüzden girişik birleşik bir cümledir. Yani birleşik bir cümle. Tek yüklem artı fiilimsi birleşik cümle yapar. Olumlu isim kurallı ve birleşik bir cümle. D. Bu öğrenci sınıfın en uslusuydu ama çalışkan değildi galiba. Arkadaşlar sınıfın en uslusuydu bir yüklem. Çalışkan değildi başka bir yüklem. Yani iki tane yüklemimiz var. Ancak bu tarz cümlelerde yani bu tarz bağlı cümlelerde ya da sıralı cümlelerde arkadaşlar ikinci yüklemi baz almamız lazım. Yani burayı baz alacağız. Bakalım. Çalışkan değildi anlamına göre olumsuzdur. Çalışkan değildi çalışkan kısmı isim olduğu için isim cümlesi diyeceğiz. Mesela gelmiyor değildi de olsaydı gelmiyor fiil olduğu için fiil cümlesi diyecektik. Ancak burada çalışkan isim olduğu için isim cümlesi diyeceğiz. Yani kastettiğimiz değildirinin herhangi bir önemi yoktur. Yüklemi yerine göre arkadaşlar yüklem sonda değil, yüklemden sonra galiba ifadesi gelmiştir. Bu yüzden devrik bir cümledir. Yapısına göre baktığımız zaman arkadaşlar iki tane yüklemimiz var. Bu ya sıralıdır ya da bağlıdır. Bağlaçla bağlandığı için cümleler bu bağlı cümledir. Eğer virgül ya da noktalı virgülle bağlanmış olsaydı o zaman sıralı cümle diyecektik. Biz buna bağlı cümle diyeceğiz. Yani olumsuz, isim, devrik ve bağlı bir cümle. E. Hayatımız aynı seyirde devam ediyor. Okula gidip geliyoruz. Arkadaşlar hayatımız aynı seyirde devam ediyor. Devam ediyor yüklemimiz. Okula gidip geliyoruz. Gidip geliyoruz diğer yüklemimizdir. Yani iki tane yüklemimiz var ve bunlar virgülle bağlanmıştır. Yani sıralı bir cümledir. Arkadaşlar ikinci yüklemi baz alacağız sıralı ve bağlı cümlelerde. Gidip geliyoruz'u yüklem aldık anlamına göre olumludur. Geliyoruz, gelmek fiildir, fiil cümlesidir. İkinci yüklemimiz sondadır, bu yüzden kurallı bir cümledir. Ve iki tane cümle virgülle ya da noktalı virgülle bağlandığı için ki burada virgülle bağlanmış, buna sıralı cümle diyoruz. Evet arkadaşlar, olumlu, fiil, kurallı ve sıralı bir cümle. Evet, bu sorumuzu da bitirdik. Diğer sorumuza geçelim. 7 aşağıdaki parçada yay ayraç ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz 10 puan. Kardeşimle yer yatağında uzanıyorduk. Nokta. Annem elleriyle gözlerini silip bana döndü. Bir açıklama yapacak arkadaşlar. 2 nokta. Gidelim mi? Şimdi arkadaşlar bir açıklama var. Yani annesinin konuşmasını verecek. Eğer burada bir tane daha yay ayraç olsaydı biz buraya tırnak işareti getirecektik. Yine buraya da tırnak işareti getirecek. Ancak sonda tek bir parantez olduğu için demek ki tırnak gelmeyecek. Çünkü tırnaktan önce bir işaret gelmesi lazım ki bu işaret soru işareti. O zaman biz buraya konuşma çizgisini getirmeliyiz. Yani gidelim mi dediğin zaman bu kısım konuşma çizgisi, bu kısımda soru işareti olacak. Daha sonra düzelteceğim arkadaşlar. Vakit çok geçti ben neyden bahsettiğini, neden bunu söylediğini anlamamıştım. Arkadaşlar vakit çok geçti bir cümle. Ben neyden bahsettiğini, neden bunu söylediğini anlamamıştım. Başka bir cümle yani sıralı cümle. Şimdi buraya bir virgül getirmemiz lazım. Çünkü ben neyden bahsettiğini, neden bunu söylediğini eş görevli sözcüklerdir. O yüzden burası virgül olacak. Burası virgül olduğu için birleşme noktalarının noktalı virgül olması gerekiyor. Yani bu kısım noktalı virgül, bu kısım virgül olacak. Nereye? Burada yine konuşma çizgisi ve soru işareti. Yine konuşma çizgisi arkadaşlar. İstanbul'a burada kesme işaretimiz olacak. Düzenliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar boşlukları doldurdum. Nokta, iki nokta, konuşma çizgisi yani uzun çizgi, soru işareti, noktalı virgül, virgül, konuşma çizgisi, soru işareti, konuşma çizgisi, kesme işareti kullanmıştır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Emek veriyoruz. Emeğimize saygı gösterirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.